kumsalda geçen bu uzun günün sonunda sanırız biraz acıktık. Miami'de çok hoş bir restorana, Alaturka Restoran'a konuk oluyoruz. Özkan abimiz bu güzel mekanın şefini yakalıyor ve hemen işin mutfağında sohbete başlıyor. Miami'de Alaturka restorandayım. Bayağı kalabalık, oldukça yoğunlar ama hemen çıkacağım. Ustamı yakalamak istiyorum. Ustacığım seni bir tanıyacağım. Ben Ercan. 3 yıldır buradayım. Buranın Ercan, şefiyim. Ercan, Alaturka'nın şefi sensin. Evet. Şimdi hemen soracağım. Arka tarafta patron vardı, onu gönderdik. Rahat konuşabilirsin. Patron yok artık. Sevgili izleyenler, ben Gündüzleyin'de uğradım. Şu gördüğünüz dönerden böyle büyük bir şey vardı. Bundan kaç tane takıyorsunuz günde? Günde 2 tane takıyoruz. Aslanım benim ya. Sevgili izleyenler, eğer Alaturka'ya gelirseniz döneri muhakkak yiyin. Güzel bir döner. Miami'de yemek istiyorsanız Alaturka'ya geleceksiniz. Ustacığım seni tanıyayım. Şunun için soracağım. Bu dönerin, iyi bir dönerin özelliği nedir? İyi bir dönerin özelliği içindeki kuzu ve et oranının tam orantılı olmasıdır. İçindeki baharatların ve yoğurdunun yani tam böyle orantılı olması lazım. Ne fazla ne az. Anladım. Bir de iyi ince kesmek lazım tabii ki de. Çok ince keseceğiz. İnce kesmek lazım. Peki Alaturka'ya gelenlere şunu yesinler diye önereceğim bir yemek var mı? Vallahi bizim... Hepsi de mi? Hepsi demeyeyim. Dönerimiz bayağı bir satıyoruz. Ama onun dışında Beyti ve Adana'yı da tavsiye ediyoruz. Sevgili izleyenler, günde 2 tane böyle döner bitiren adam gayet tabii burada döner yiyeceksiniz. Memleket neresi abi? Kastamonu. Kimler var Kastamonu'da? Vallahi bizim patronumuz da Kastamonu'lu. Yani bayağı Kastamonu'da senden kimler var ailede? Bakıyorlar sana şimdi. Aileden herkese, anneme babama çok selamlar. Bak, annene babana söyle, ne söylüyorsan söyle. Bak. İnşallah yakında görüşeceğiz. Gelirler yazın falan. Hı hı. Ya ne diyeyim? Özledik yani. Özledin. Ya. Peki, çok teşekkürler. Biz sana. Teşekkür Allah kuvvet tekrardan versin. Hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, fazla kalamıyorum. Acele ediyorum çünkü mutfak kısmındayım, çalışacak. Arka tarafta da çalışanlar var. Çık diyorlar. Acele işaret ediyorlar. Çıkıyorum. Kusura bakmayın. Sevgili izleyenler, Alaturka restoranda çok cici bir güzel kardeşim yanımda. Hemen soracağım. Tanımak istiyorum. Nihal. Soyad ne? Uslu. İsmi gibi uslu bir güzel kardeşim. Konuşturana kadar, hadi gel şurada bir şey söyle diyene kadar göbeğimizi çatlattı. Sayın Uslu, Türkiye'de hangi şehirden ve ne zaman geldin? Burada ne yapıyorsun? İzmir'deyim. 9 ay oldu geleli. Çalışıyorum. Gayet de bir çalışıyor. Para yapıyor musun? Bu işte para var mı? Evet. Yani yetiyor. Patron da iyi para veriyor mu ayrıca? Yetiyor, evet. Ne yapsın? Birazdan patron görür duyar diye de tam söyleyemiyor. Peki, İzmir'de kimler var? Onlara ne söyleyeceksin? İstanbul'da oğlum var. Canım biricik oğluma. Çok çok öpücükler gönderiyorum. İsmi ne? Cengiz Keskin. Kaç yaşında Cengiz? 7 yaşında. Cengiz'im, annenle beraber ben de öpüyorum koçum seni. Annenden istediğin bir şey var mı buradan? Gelirken getirsin, giderken birisiyle göndermek istiyorsun. Ne göndereceğiz ona? Ben gönderdim, kucak dolusu öpücükler. Bir de oyuncak bir şey gönderelim mi? Göndeririz. Peki Cengiz'im, sana benden de bir öpücük. Başka tanıdık kimler var ailenden veya arkadaşlarından? Ne yani söylüyorsun? Ben bütün aileme selam söyleyebilirim. Hepsi burada zaten. Söyle söyle. Ekran sana çalışıyor. Herkese selam. Peki. Sevgili izleyenler, inanın çok acele ediyorum. Çünkü tam iş saati, herkesin işinden koyduğum zaman patron oradan hadi diyor. Benden de bu kadar. Teşekkür tamam. ederim. Bir el sallayalım mı? Söz Alaturka Restoranı'nın sahibi Uğur Bey'de. Bugün sabahtan akşama kadar çalıştık. Yorulduk. Doğaldır. Karnımız acıktı. Yemek yiyeceğiz. Miami'de nerede yenir? Güzel bir yemeği yemek için nereye geleceğiz? Alaturka'ya. Bu güzel yemekleri yapan, bize hazırlayan buranın, Alaturka'nın sahibi güzel kardeşimden, Uğur kardeşimden beraberim. Uğur'um, canım kardeşim, seni bir tanımak istiyorum. Ne zaman geldin, nereden geldin? Bir bakarak anlatır mısın? Tabii. 25 Mayıs 1995'te ilk kez Amerika'ya geldim. İstanbulluyum. 19 yaşındaydım geldiğimde. 19 yaşında tek başına mı geldin? Tek başına geldim. Turist olarak geldin? Gezmeye gelmiştim, evet. Yani, turist olarak gezmeye geldin, baktın, gördün, beğendin. O zaman mı kaldın, gittin tekrar Yok, mı? Yok, o zaman kaldım. O zaman kaldın. Evet. Peki gelirken geri döneceğim diye geldin değil mi? Gibi. Şimdi Türkiye'deki, evvela hemen soracağım, Türkiye'de kimler var abicim? Dayılarım, teyzelerim var.
Onlar oradalar. İsmi ne? Bir tanesini bana söyler misin? Dayının. Tahsin dayım, Mehmet dayım. Atadayım. Mehmet Bey, Tahsin Bey. Uğur kardeşim buraya geldiğinde 19 yaşında. Dayıcığım hiç canını sıkma, bakacağım. Ben olmazsa döneceğim. İşte canınızı sıkmayın, gezmeye gidiyorum diye geldi. Eminim böyle kafa sallıyorsunuz şu anda. Öyle yapıyorlar. Aynen öyle oldu. Öyle oldu. Aynen nasıl öyle belli oldu. Oluyor. Ama bugün inanın tebrik ediyorum kendisini. O kadar güzel bir restoran açmış ki, harika güzel bir restoran açmış. Bu gördüğünüz yemekleri mesela bir tanesini, ya kaba olacak ama elimden almak istiyorum ya sevgili izleyenler, çıtır çıtır. Şimdi bu program bitecek söyleşi, ben bunların hepsine gireceğim. Nasıl bir gireceğim biliyor musunuz? Of, tekrar dönüyorum bu tarafa. Uğur'um, ne zaman açtın burayı? Burası 1 Mayıs 2004 tarihinde açıldı. 2004'ten bugüne kadar bizim aldığımız duyumlara göre korkunç bir ilerlemem var. Evet. Miami çevresinde parmakla gösterilen sayılı bir restoran olmuşsun. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Böyle bir restoran açmak, hemen soracağım. Senin gibi çoğu kimsenin hayalinde. Ne kadara patlar aşağı yukarı? Böyle bir yer tabii ilk açıldığında o kadar olmasa da bizim sonradan eklemelerimizde 400 bin dolar civarında mal oldu. Sevgili izleyenler, Alaturka Restoran Miami'nin de enteresan bir yerinde, çok güzel bir yerinde. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz gelirsek oraya nasıl gideriz, nasıl orayı buluruz? Hemen adresi alalım. Adresini, sana nasıl ulaşırız, insanlar, izleyenler buraya nasıl gelirler? Bir bakarak anlatır mısın? Tabii. Biz Hollywood'dayız. Hollywood şehrindeyiz. Miami Hollywood. Sevgili izleyenler, direkt Los Angeles Los değil. Los Angeles değil, Miami. Evet. Miami Hollywood. Ana yola 1.3 mil uzaklıktayız. Hangi 95, ana yol? 95 numaralı ana yola. 1.3 mil uzaklıktayız. Doğusundayız. Gayet basit yani bütün... Peki bana telefonunu da verebilir misin? Tabii 954-925-59-00. Bir kez daha alacağım sevgili izleyenler, kaçıranlar için. 954-925-59-00. Demin az önce aşçından konuştum. Buraya geldiğiniz zaman ne yiyelim dedim. Muhakkak dönerimizden ve beytimizden yemeden gitmeyin dedi. Sevgili izleyenler, ben daha yemedim, yiyeceğim. Arka tarafta kameraman, ışıkçı, diğer arkadaşlar, çalışan ekip acele et bitir diyorlar. Kusura bakmasınlar, bekleyecekler. Uğur kardeşimi yakalamışım. Bundan konuşacağız tabii. Yemeğe de geç yiyin, ne yapalım. Beyti ve döner dedi. Evet. Senin buna ekleyeceğin bir şey var mı? Bunun dışında ekleyeceğim Adana kebabımız bizim bayağı başarılıdır. Adana kebabımız tam otantik ölçülerde Türkiye ile birebir yapılmaktadır. Hatta bunun da sağlamasını yapıyoruz. Gelenlere tattırıp nasıl kesin cevabını onlardan tabii alıyorsun. Çünkü zaman içerisinde tariflerde oynama olabilir. Birebir kendimizi Türk mutfağıyla paralel tutuyoruz. Ya dayanamayacağım. Bakmak buyurun, istiyorum buyurun. Sevgili izleyenler. Buyurun. Bakmalıyım. Vallahi çatlayacağım ha. Afiyet olsun Özkan abicim. Doğrusu sofra gerçekten muhteşem gözüküyor. O da onların görevi, yapacaklar, çalışsınlar. Bıçak kullanmanıza hiç gerek bile yok aslında. Hakikaten bıçaksız kesildi. Acısı da güzel olmuş. Sağ olun. Onlar beytiyle döner dedi ama ben Adana'yı da tavsiye ediyorum. Adana'yı da yiyin sevgili izleyenler. Gelelim, şurada mezeler var. Onları da tanımak istiyorum. Bunları bize bir anlatır mısın? Bunlar bizim Türk mutfağından ziyade biraz Lübnan mutfağına daha yakın mezelerdir. Gerçi Haydari bizim mezemiz. İşte baba ganuş bu patlıcan salatası. Bu maydanoz salatası. Burada kısır iç dediğim kısır gibi. Ama burada tabuli deniyor buna. Tamam. Maydanozu daha fazla, bulguru daha az. Bu da humus, nohuttan yapılan. Tamam. Bunlar da meze tabağımız olarak. Bunlar da içli köftemiz, sigara böreğimiz. Sevgili izleyenler, bir de içli köfteden ısırayım mı? Ne olur bir kere ısırmam lazım, çatlayacağım. Kusura bakmayın, buyurun, elimden afiyet alıyorum. Olsun, afiyet olsun. Çok ince açmışlar. Bu etrafındaki bayağı ince açılmış. İçi de çok harika, güzel.
Kıyma var mı yok mu? Ağızda dağılıyor böyle. Çok güzel yapmışım bir ustacığım. Afiyet olsun. Bunu kim yapıyor? Demek ki ustamız mı yapıyor? Bunun esas mimarı annemdir. O bize öğretti. Ondan annenin adı bizim... ne? Saniye. Saniye kardeşim, Saniye ablam, ellerinden öpüyorum. Ellerin dert görmesin. Helal olsun şöyle bir içli köfteyi hazırladığın için. Memleket neresi demiştin? Biz aslen Kastamonluyuz. Kastamonu işte normal. Doğru. Yapacak yani bunları. Sevgili izleyenler, burada beyti var. Ona uzanamıyorum ama arkadaşımdan işimi bitirip şöyle bir uzanmalıyım. Ona da göstermeliyim size. Uf. Of of, bakın tabağımda şöyle göstereyim. Vallahi billahi tek kelime söylüyorum. Yani yemede yanında yat derler ya, öyle. Şimdi ben programa çıkmadan önce hazırlığını yapan Avrupa'daki arkadaşlarımız var ya, işlerinden gene götü ne yapalım? Bu da benim kaderim yani. Benim işim de bu sevgili izleyenler. Eğer bu işi yapacak varsa gelsin, vereyim mikrofonu, o da gelsin. Ha, bir de şu var, biz para ödüyoruz ha, bedava zannetmeyin. Burada neler var? Bu bizim karışık ızgara tabağımız. Buna Alaturka diyoruz. Hı hı. İşte köftesi, tavuğu, kuzusu, döneri. Ve pilavı. Ve pilavı. Peki Uğur kardeşim, şimdi ben bu buradaki gördüğüm şeyler bizim için özel böyle farklı bir hayır, şey mi? Hayır, hayır, hayır. Yani kim gelirse aynı tabak. Aynısını. Özellikle bu şekilde yaptık ki gelen misafirlerimiz olursa biz onu görmüştük, onu yemek istiyoruz dediklerinde farklı aynısını bir şey olsun. Aynısı. Sizin ekipten hanımefendiye de aynısını söyledim zaten daha önce. Özel bir şey yok. Hemen soracağım. Buyurun. Şu tabak, bu karışık tabak kaç para abiciğim? Bu 28 dolar. Sevgili izleyenler, 28 dolar ama değer ya. Yani vallahi değer. Bu da soğuyor bir yandan. Abiciğim ya, memleket... Kızıyorlar bana. Senden bitireyim işimi, kızıyorlar. Tabii, kızdırmayalım aynen. Onları. Buyurun. Buraya... Sana sormak istiyorum. Çok güzel, iyi bir restoranın var. Allah tuttuğunu altın etsin. Daha da ileriye gitmek nasip olsun. Buraya senin gibi garson veya bu işi bilmeyen, belli bir cebinde parasıyla gelen bir arkadaş. Böyle bir restoran açabilir mi? Kaç senesi gerekli? Vallahi aslında çok enteresan bir soru sordunuz. Ben buraya geldiğimde restoran işini hiç bilmiyordum. Bir restoranın mutfağında da hiç bulunmadım. Fakat tabiri caizse misafir umduğun değil bulduğun yiyor. Biz kendimizi bu işin içinde bulduk ailecek. Belli bir birikim olması tabii ki gerekiyor. Bu restorandan önceki birikimlerimizle biz buraya kadar gelebildik. Daha önceki yaptığımız işler daha ufak restoranlardı. Ama işini bilen, doğru ekiple çalışmak isteyen birisi hay hay tabii ki bunu yapabilir. İşini sevmesi gerekiyor ve özverili olması gerekiyor ayrıca. Sadece sermaye değil. Bu restoranda tek sen misin yoksa aileden başka sana yardım edenler var mı? Annemiz var. Anneni biliyorum, bunu yapıyor. Evet, tamam. Kız kardeşim var. O da management pozisyonunda burada. Evet. Parayı o mu kontrol ediyor? Parayı o kontrol ediyor. Ya buralarda mı? Onu bir alsak mümkün mü? Tabii. Nihal Hanım. Sevgili izleyenler, ben para kelimesini duydum ya. Bu para kimin elinde? Onu muhakkak tanımalıyım. Para kimde? Kim kontrol ediyor? Patron ne olacak? Şimdi yedik bitti gideceğiz. Ama para kimdeyse bizim işimiz ondan devam eder. Biz onu muhakkak bulmalıyız, tanımalıyız. Tabii. Peki annen, ailen burada mı? Evet, annem ve kız kardeşim burada var. Baba? Vefat etti kendisi. Başı sağ olun, sağ olun. Başınız sağ olsun, nur içinde yatsın. Dönecek misin Türkiye'ye? Tabii ki. Şimdi umarım tabii ki deme. Sevgili izleyenler, dönecek misin? Tabii ki döneceğim. Ya herkes döneceğim diyor da, Uğur, ciddi olarak. Dönmeyi düşünebilirsin. Ama dönecek misin? Döndüğünde böyle bir restoran peşinde misin orada? Yoksa emekli olacağım. Bakalım. Emekli olmayı düşünüyorum tabii. Onun için birkaç yıl içinde dönmek. İşte şimdi dikkat. Özkan abimizin o ünlü sorusu geliyor. Peki bekar mısın? Evet. Sevgili izleyenler, vallahi yakaladık Uğur'da bekar. Uğur'um, Türkiye'den şu anda senin bekar olduğunu duydular. Avrupa'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan çok talep olacağına eminim. Böyle bir restoran sahibi olursa doğal olaraktan olur tabii. Peki Uğur'um, sana talip olanlar olursa arasınlar mı? Hadi bak şöyle kardeşim, arasınlar mı? Yani yaş kaç abi? Yaş 33. 33 tam olmuş. 30, arayın.
Verdiğimiz numaradan altta yazıyoruz. Hemen numarayı alayım, eyvah, dükkanın numarasını eyvah. Bir daha abicim. Bizde var. 954-925-59-00. Eğer Uğur'a talipseniz bu numaradan arayın. Eğer Miami'ye geliyorsanız, yemek yiyeceksiniz, döner istiyorsanız buraya geleceksiniz, burada yiyeceksiniz. Paranın sahibini de yakaladık, o da geldi. Cici kardeşim, hemen seni tanıyacağım. Ben Aslı. Aslı, abinle buradasın, berabersiniz. Sen memnun musun bu işten? Memnunum. Sen dönecek misin Türkiye'ye? Döneceğim. Kime sorarsan döneceğim diyor. Birisi az önce görüştüğüm arkadaşım da oğlunu bırakmış buraya gelmiş. O niye oğlunu orada bıraktı geldi? Buradan selam gönderiyor. Dönecek ama değil mi paraya bu? Yok, oğlunu getirecek. Oğlunu buraya getirecek. Okutacak, üniversiteyi bitirecek, evet. Dönecek. Peki ben restoranınızı çok beğendim Aslı'cığım. Harika, güzel bir yer yapmışsınız. Muhakkak Miami'ye gelirseniz buraya gelip bu yemekleri tatmalısınız. Aslı kardeşimin o güler yüzünü görmelisiniz. Kapıdan girerken o karşılıyor sizi. Abisi arka tarafta, aşçıyla beraber. Çok güzel bir yer. Huzur bulacağınız bir yer sevgili izleyenler. Muhakkak Miami'de, tekrar söylüyorum, iyi bir yemek burada yiyebilirsiniz. Benim unuttuğum ama sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Görürsün birazdan. Herkese selam. Arayanlardan sonra görürsün. Abine evlendirmek için anons ettim. Abine talip olursa. İyi yapmışım değil mi? Kardeşinden de okey'i aldık. Ne tür bir şey istiyor abin? Abinin hoşlandığı tipler nasıldı? Oraya bak söyle. Ona göre arasınlar. Bilmiyorum ama çok zor bir insan kendisi aslında. Onun için... 7 gün çalışan, eve gelmeyen. Evet, çok uzun saatler çalışıyor. Yani olsun, hayatı biz... buradan ibaret. Onun için ona katlanabilecek çok cici bir insan gerekiyor. O da gelir çalışır restoranda, mutfakta. Kısmet. Kısmet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir el sallayalım mı sevgili izleyenler? Tabii çünkü bir an evvel yemeğe başlamak istiyorum. Canım da patlıyor yani. Arka taraftakiler de sıkıştırıyor. Bir el sallayalım mı? Tabii. Sevgili izleyenler, Alaturka'yı tanıttım. Alaturka'nın patronuyla konuştum. Para kimde, kız kardeşini gösterdim. Yemekleri gösterdim. Ama buraya yemeğe gelmiş bir Türk kardeşimiz var. Onunla da konuşmak istiyorum. Ve hemen soracağım. Neden Alaturka? Vallahi Alaturka'yı çok seviyorum. Yemekler çok güzel. Çok güzel bir yerde, Hollywood'da. Sık sık geliyorum. Haftada 2-3 kere. Yemekleri seviyorum. Fiyatları nasıl? Uygun. Uygun. Çok uygun. Yemekler temiz. Her şey çok güzel. Yemek bitti, çay içiyorsunuz. Çay içiyoruz, evet. Çaydan para alıyorlar mı? Almıyorlar. Sevgili izleyenler, çaylar şirketten. Çaydan da para.